Merhaba, ben operatör doktor Çiğdem Yavuz Yurtsever. Bugün sizlere bu videoda sıklıkla merak edilen tekrarlayan düşüklerle ilgili birkaç kısa bilgi vermek istiyorum. Öncelikle düşüğün tanımından başlayalım isterseniz. Düşük nedir? 20 haftanın altında ve 500 gramın altında eğer bebek dünyaya getiriyorsak bununla düşük ismini veriyoruz. 20 haftanın altında olması önemli dedik ama bir de erken tekrarlayan düşük tanımı var. Erken tekrarlayan düşük nedir peki? 12 haftanın altında olan düşüklere de erken düşükler diyoruz. Tekrarlayan düşüklerin sebepleri ne olabilir? Öncelikle en fazla düşük sebebi olan hastalıklar sıklıkla kromozomal hastalıklar. Bunlar tamamen rastlantısal, tekrarlayıcı olmayan kromozomal hastalıklar olabilir. Olabileceği gibi bunun haricinde tekrarlayıcı bazı durumlar da olabilir. Fakat %30, 25-30 gibi bir oranda genellikle tekrarlayıcı olmayan kromozomal hastalıklardan bahsediyoruz. Bunun haricinde bazı kanama pıhtılaşma bozuklukları, antifosfolipid antikorlar dediğimiz antikorların pozitifliği gibi durumlarda tekrarlayan düşük sebebi olabiliyorlar. Ayrıca rahim içerisinde büyümüş miyomlar, rahim duvarı içerisinde bulunan polipler gibi yer kaplayıcı lezyonlar tekrarlayan düşük sebebi olabilirler. Yine aynı şekilde rahim ağzının yetmezlikleri, servikal yetmezlik dediğimiz durumlar düşük sebebi olabilir ki bunlar daha öncesinde transvajinal ultrasonla saptanıp ilerleyen gebelik haftalarında servikal serkilaj dediğimiz dikiş atma yöntemlerine ihtiyaç duyabilirler. Yine çok basit gibi görünen, çok basit tetkiklerle tanınabilen tiroid hastalıkları, şeker hastalıkları, süt hormonu yüksekliği, prolaktin yüksekliği gibi bazı durumlarda tekrarlayan düşük sebebi olarak karşımıza çıkıyorlar. Yine 12. gebelik haftasından önce gerçekleşen erken gebelik kayıplarının bir diğer sebebi de maruz kalınan kimyasallar, çeşitli ilaçlar, radyasyon maruziyeti gibi ya da anestezik gazlar gibi genellikle ameliyathane, hastane gibi kurumlarda çalışan personelde görülen sebepler düşük sebebi olabilir. Bir diğer hastalık grubu polikistik over, çok sıklıkla toplumda yüksek oranda pozitifliği bulunan polikistik over sendromu gibi durumlar tekrarlayan düşük sebebi olabilirler. Tekrarlayan düşüklerin kimi zaman çok basit tedavi edilebilir sebepleri olduğu için önceden tanımak, bu sebeplere odaklanmak sağlıklı gebelikler elde etmemizin önemli bir sebebi. Bu yüzden doktor kontrollerimizi ihmal etmiyoruz.